Merhaba arkadaşlar. Dersimize Potro'daki diğer literary device'larla devam edeceğiz. Yalnız bu dersimizde şöyle bir farklılık olacak. Dış sesimiz bize yardımcı olacak. Acaba hangi elementleri, hangi literary device'ı göreceğiz? Evet, dış sesimiz. Sırada ne var? Söyleyebilir miyim? Apostrofi. Apostrofi, harika. Apostrofi dediğimizde nedir biliyor musun dış ses? Göndermedir. Nasıl bir gönderme? Direkt olarak gönderme. Daha öncesinde biz bir gönderme gördük. Yani allusion demiştik değil mi buna? Allusion'da ne vardı? Implicit bir reference vardı. Yani ben kalkıp birine Mecnun'a dönmüşsün diyorsam Leyla ile Mecnun hikayesini bilmesi gerekiyordu. Ancak apostrofide öyle bir şey yok. Direkt olarak gönderme yapıyorum. Diyorum ki Milton, thou shouldst be living at this hour. England had need of thee. Direkt olarak kime gönderme yaptım? Milton'a gönderme yaptım. Diyorum ki Milton, şu an şu saatte yaşıyor olman gerekirdi. İngiltere'nin sana ihtiyacı var. İşte eğer direkt olarak bir gönderme, kişiye seslenme varsa bu apostrofi olacaktır. Evet, sıradaki terimimiz nedir? Euphemism. Euphemism. Euphemism dediğimiz şey güzel adlandırmadır arkadaşlar. Güzel adlandırma yani birine işte geberdi gitti demiyoruz da ne diyoruz? Son şakasını yaptı. Veya işte passed away diyoruz. Die yerine. Veya işte Hakk'ın rahmetine kavuştu, vefat etti diyoruz değil mi? Son nefesini verdi diyoruz. Yoksa öldü demek biraz daha kaba bir tabir olacaktır. Euphemism dediğimizde o zaman aklımıza gelmesi gereken şey güzel adlandırma olacaktır. Sıradaki terimimiz nedir? Hyperbole. Hyperbole. Sana 50 defa dedim. 5000 defa söyledim. Sırtımda 100 ton yük taşıdım. Dersen ben ne yapmış oluyorum? Abartmış oluyorum. İşte hyperbole dediğimizde aklımıza abartı gelecektir arkadaşlar. Bunun tam tersi nedir biliyor musunuz? Miosis'tir. Yani küçümsemedir. Mesela adamın bacağı kopmuştur ama diyordur ki yok ya ufak bir çizik ne olacak? Ama tam tersi incinmiştir. Mesela Neymar ufak bir darbe alıyor ne oluyor? Ondan sonra kilometrelerce yuvarlanıyor. O zaman Neymar hyperbole yapıyor. Diğer tarafta işte Galatasaray'da Bülent Korkmaz vardı değil mi? UEFA kupasında adamın kolu kopacaktı ama yine de ben oynarım bir şeyim yok diyordu. Miosis de buna örnek olacaktır. Evet, sırada neyimiz var? Image. Image. Image bir başka ismi de imagery'dir arkadaşlar. Image veya imagery dediğimizde aslında şu geliyor genellikle işte gözle gördüğümüz şeyler. Hayır arkadaşlar. Beş duyu organla hissedebildiğimiz, duyduğumuz veya gördüğümüz herhangi bir şey olabilir. Yani şiir içerisinde mesela işte hava çok soğuktu. Bakın hissediyorum ben bunu. Veya işte çok gürültülüydü. Yine ne yapıyorum? Duyuyorum. Veya ne diyelim? İşte masmavi bir gökyüzüydü. Görüyorum. Bunların hepsi birer image örneği olacaktır. Sıradaki terimimiz nedir? Dış ses. Metonimi. Metonimi. Harika. Metonimi ad aktarmasıdır. Nedir biliyor musunuz ad aktarması? Sobayı yaktımdır. Yahya Kemal'i okudumdur. Son dönemde bir şey vardı. Sait Faik'in Abası Yanık kitabı. Yok. Sait Faik'in Abası Yanık'ı okudumdur. Aslında biz orada ne diyoruz arkadaşlar? İşte Beyaz Saray buna karşı çıktı. Sobayı yaktım derken. Burada Beyaz Saray mı karşı çıkıyor? Veya ben sobayı mı yakıyorum? Hayır, sobanın içindekileri yakıyorum. Veya Beyaz Saray'dan kastım nedir? Amerika Başkanı'dır değil mi? İşte ad aktarması gelecek aklıma metonimi dediğimde. Evet, sıradaki terimimiz? Metafor. Metafor. All the world is a stage and we are the actors der isek. Tüm dünya bir sahnedir ve bizler de oyuncularız dedik. Bakın burada herhangi bir şekilde gibi kelimesi geçmedi. Buna dikkat edelim. Ama ben kendimi neye benzettim veya dünyayı neye benzettim? Dünyayı bir tiyatro sahnesine benzettim.
ve kendimi de bir oyuncuya benzettim. Ve bunu yaparken direkt olarak bakın dedim ki dünya bir sahnedir. Eğer ki böyle bir ifade karşınıza çıkarsa bu eşittir metafor olacaktır. Sıradaki simili mi yoksa? Simili harika. Simili dediğimizde de az önce bahsetmiştik ya metafor işte all the world is a stage. All the world is like a stage der isem ben o zaman simili olacak. Yani like ve as gibi benzetme kelimelerini kullanarak bir benzetme yapıyorsam bu simili olacaktır. Mesela oh my love is like a red red rose diye başlayan bir şiir vardır değil mi? Bu durumda similiye başvurmuş oluyor muyum ben? İşte benim aşkım kırmızı bir gül gibidir derken o zaman similiye başvurmuş olacağım. Sıradaki conceit. Conceit. Daha öncesinde değinmiştik sanki. Metafizik şairlere gidecek olursak o John Donne, George Herbert, Andrew Marvell extended metaforlar kullanıyordu değil mi? Yani şiirin başından sonuna iki alakasız şeyi birbirine benzetiyordu. Ve bu hiç duraksamadan devam ediyordu. Mesela evlilik kurumunun pirenin vücudunda buluşması, pirenin vücudunun evlilik kurumuna benzemesi veya pergelin iki ucunun iki sevgiliye benzemesi birer neydi arkadaşlar? Conceit örneğiydi. O zaman conceit nedir diye soru geldiğinde veya şöyle bir soru geldiğinde extended metaphor diye bir şey geldiğinde conceit'i arayacağız. Veya metaphysical poets varsa conceit'ler doğru cevabımız olacaktır. Çünkü birbirine yapışmış iki kavramdır diyebiliriz. Sıradaki terimimiz personification. Personification. Harikasın. Harikasın dış ses. Personification. Kişileştirme. Yani şöyle. Gökyüzü tepeden bize bakıyordu. Bulutlar ağlıyordu. Bulutların ağlaması mümkün değil. İnsani özelliklerin insan dışı varlıklara verilmesidir. Bulutların ağlaması, dalgaların kumsalı öpmesi gibidir arkadaşlar. Sıradaki paradoks. Paradoks. Paradoks nedir biliyor musunuz? Bu çocuk bu adamın babasıdır. Şöyle bir düşünelim. Bu çocuk bu adamın nasıl babası olabilir ya? Arkadaşlar, başlangıçta çok anlamsız ancak derinine inildiğinde doğru olan ifadelerdir paradoks. Başlangıçta çelişkili gibi düşünülecek. Yani şöyle, bu çocuk bu adamın babası. This child is father to the man. Nasıl olabilir? Bu çocuk dediğimiz kişi birinin çocuğu değil midir arkadaşlar? Ve bu birinin çocuğu bir başka kişinin babası olabilir mi? Yani 30-40'lı yaşlarda bir adam düşünelim. Onun babası bu adamın dedesinin çocuğu ise o zaman işte bizim bahsetmiş olduğumuz kavramımız başlangıçta saçma, çelişkili gelmekte ancak derinine inildiğinde anlamlı olduğu göze çarpmaktadır. O zaman bu nedir? Neymiş az önceki söylediğim şey? Paradoks. Paradoksmuş. Harika. Sıradaki? Oksimoron. Oksimoron. Oksimoron arkadaşlar. İki zıt kelimenin birlikte kullanılmasıdır. Örnek. Düşman tatlı olabilir mi? Sweet enemy dersek. Bu bir oksimorondur. Veya sessiz çığlıktır. Böyle klişedir biraz değil mi? Sessiz çığlıklar duyuyorum. Bu nedir? Bir oksimorondur. Pembe mezarlık yani normalde birbiri ile kullanılmayacak iki kelime karşımıza çıkıyorsa bu eşittir oksimoron olacaktır. Evet sıradaki symbol. Symbol. Evet sembol. Yani daha öncesinde de değinmiştik. Şiirde karşımıza çıkar. İşte diğer edebi türlerde karşımıza çıkar. Saat neyin sembolüdür? Zamanın. Zamanın akışının sembolüdür. Veya işte ring neyin sembolüdür? Bağlılığın. İşte bunlar arkadaşlar soyut kavramların karşılığı olarak somut birer nesne var ise o zaman bu nedir?
bu soyut kavramların birer sembolü olacak diyebiliriz. Sıradaki. Bulamadım hocam. O zaman bir 5 dakika ara. Nasıl yani? Videoya mı ara veriyoruz? Arayayım mı? Hah, şimdi ben buldum bunu. Nedir bu biliyor musun? Pan'dır. Pan. Pan dediğimizde bir kelime iki anlama gelebilir arkadaşlar. 5 dakika ara. 5 dakika arayayım mı yoksa 5 dakika ara mı verelim? İşte bu kelime ile iki anlama ulaşabiliyorsam ben burada bir söz oyunu yapmış oluyorum. Yani pana ulaşmış oluyorum. Mesela your imprisonment shall not be long. I'll deliver a lie for you. Buradaki lie ifadesine bakalım. Senin için yatacağım. İşte senin mahkumiyetin uzun sürmeyecek. Senin için ben yatacağım da diyebilirim. Senin için yalancı şahitlik edeceğim. Yalan söyleyeceğim da diyebilirim. Mesela Türkçe'de bir şiir vardır. İşte asmaya bak asmaya, kapımdaki asmaya. Ben yarimden vazgeçmem. Götürseler beni asmaya. Hangi asmaya? Beni hang mi edecekler, idam mı edecekler yoksa asma bahçesine mi götürecekler? İşte böyle bir şey karşınıza çıktığında bu eşittir pan olacaktır. Sırada herhangi bir şeyimiz yok sanıyorum. Evet, şimdilik Poetry'deki literary device'ları bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda önemli gördüğümüz tekniklere değineceğiz, terimlere değineceğiz. Görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.